Kapıdan o Derya'm Sinan Paşa. Anlat. Donanmanın hali nicedir? Derya'da vaziyet nedir? Sular ziyadesiyle sakin sultanım. Kafir donanması sulh anlaşmasının imza edildiği günden beri sessiz. Bütün cihan hakimiyetinizi kabullenmiş vaziyette. Rumeli Beyler Bey Mehmet Paşa, sen ne dersin bu vaziyete? Hünkârım, serhadlerden zafer haberleri geliyor. Macar topraklarındaki Tımış Var ve Fülek'in fethinin müjdesini vermiştim. Bir müddet evvel Solnuk'u da topraklarımıza kattık. Eğri Kalesi'nin fethi ise müyesser olmadı. Lakin Kara Ahmet Paşa askerin başında cengaverliğiyle Hristiyan alemine korku salıyor. Rüstem Paşa, kardeşin Sinan Paşa ile Mehmet Paşa'nın söylediklerini işittin. Senin ilave edeceğin bir şey var mı? Doğrudur hünkârım. Hristiyan aleminde size karşı yaprak dahi kıpırdamıyor. Lakin şark hududu için aynı şeyleri söyleyemem. Tahmas bine rahat durmuyor. Ne yapıyormuş gafil? Vaziyet hakkında teferruatlı bir malumatım yok hünkârım. Lakin bir hareketlilik olduğu aşikar. Hudutlarımızdan mütemadiyen saldırı haberleri geliyor. Eğer bir tedbir almazsak hadiseler büyüyebilir. Derhal bir tahkikat yaptır. Akabinde teferruatlı bir telhis bekliyorum senden. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Mihrimah'ım, benim güneşim, parlak ayım. Yaş aldıkça daha da güzelleşiyorsun. Ne de olsa Hürrem Sultan'ın kızıyım. Rüstem'le aranız nasıl? Bir sıkıntınız yoktur inşallah. Huzurumuz yerinde hünkârım. O kötü günler artık geride kaldı. Lakin benim başka bir sıkıntım var. Ve bu konu beni hayli müteessir ediyor. Hayırdır inşallah. Sizin hasta olduğunuz vakit Mustafa abimle manasız bir münakaşaya girdim. Kalbini kırdım. Seneler geçti. Ne o bana tek satır yazdı, ne de ben ona. O benim büyüğüm. İlk adım benim atmam icap eder. Hazır havalarda düzelmişken Amasya'ya gitmek istiyorum. Mustafa abimi ziyaret etmek isterim. Tabii eğer müsaadeniz olursa.